Herkese selamlar dostlar. Aynen video başlığında belirttiğim gibi korkulan gerçeğe dönüşüyor ve 3. Dünya Savaşı resmen kapımıza dayanmış vaziyette. İngiltere, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hedeflerine karşı Storm Shadow seyir füzelerini kullanmasına izin verdi. Medyada çıkan haberlere göre İngiliz hükümeti bu kararı Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hedeflere daha geniş çaplı saldırılar düzenleyebilmesi amacıyla aldı. Rusya, Ukraynalıların Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verme kararının da çoktan alındığını ifade etti. Bu karar tek bir anlam taşıyor, o da dünya savaşı dostlar. Bu videomuzda bu kararların perde arkasını ve yakın gelecekte dünyayı ve Türkiye'yi nelerin beklediğini birlikte otopsi masamıza yatıracağız. Dünyayı savaşa taşıyacak bu kararların perde arkasına bakarak kimsenin görmediği detayları birlikte mercek altına alacağız. Gördüğünüz gibi yine dopdolu bir videoyla karşınızdayım. Sizlerden ricam birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenerek abone olmanız. Bu küçük desteği de esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde hayata geçirilen Bretton Woods ve kapitalist sistem artık fiili olarak çöktüğü için batılı sermaye grupları çareye yeni bir dünya savaşı çıkartmakta arıyor. Şimdi aynı gruplar 1. ve 2. paylaşım savaşlarını nasıl çıkarttılarsa 3. büyük savaş için de ellerindeki bütün imkanları seferber ediyorlar. Ama günümüzde internet başta olmak üzere insanların birbiriyle olan iletişimi zirvede olduğu için bu defa yaptıkları her şey aslında kabak gibi ortada ve insanlar görüyor. Büyük paylaşım savaşları şirketleşmiş devletlerin ve açgözlü politikacıların eseridir. Ve elbette ki güç sarhoşluğu yaşayan kukla yöneticilerin bu kısma özellikle geleceğiz videonun ilerleyen bölümlerinde. Şimdi size sormak istiyorum. Sabah evinde kalkıp işine gitmeye hazırlanan, kahvesini içen bir adamla başka bir ülkede benzer bir rutini yaşayan bir adam savaş alanında birbirini öldürmek ister mi? Hiç tanımadığı bir insanı öldürmeyi ancak bir manyak ister diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Lütfen yorumlarda da bu konu hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Şu an Rusya-Ukrayna savaşı da aslında Batı ile Rusya'nın yani Doğu'nun savaşıdır. Ukrayna sadece bunun için seçilmiş bir alandır. Savaşta ölen veya ülkelerini terk etmek zorunda kalan bir tane bile Ukraynalı Batı'nın umrunda değil. Eğer kendisini medeni olarak ilan eden yaşlı Batı insan ölümlerini ve çocuk ölümlerini umursasaydı bugün Gazze'de can veren on binlerce masum için kılını kıpırdatır ve bir şeyler yapardı. Ama aranızda bazılarının medya manipülasyonu sayesinde sempati beslediği Batı bilakis İsrail hükümetine destek veriyor. Şimdi bana diyebilirsiniz Rusya-Ukrayna savaşı ve 3. Dünya Savaşı için bu videoyu açtık ama Gazze ve İsrail ne alaka? Var kardeşim var, hem de çok ilgisi var. Şimdi büyük çoğunluğunuzun bilmediği bir dosyayı açmak istiyorum müsaadelerinizle. Zelenski 2022 yılında bir röportajda nihai hedefini aslında açıkça itiraf etmişti. Peki ne demişti bu adam? Haberi kelimesine dokunmadan size aktarıyorum dostlar ama üstüne basarak belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde ırkçı görüşleri desteklemiyorum ve ırkından dolayı bir insana, bir topluluğa ithamda bulunamam. Bunu yapana da şiddetle karşı çıkarım. Ayrıca İsrail ve Rusya'da yaşayan birçok aydın ve barışçı Yahudi dost ve arkadaşlara sahibim. Neden bu açıklamayı yapıyorum? Çünkü birazdan çok hassas konulara gireceğiz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 2022'de ülkesinin savaşın ardından büyük İsrail olacağını söylemişti. Zelenski yaptığı açıklamada Rus istilası sona erse bile ülkenin büyük bir dönüşüm yaşayacağını belirterek Ukrayna kesinlikle başından beri istediğimiz şeye dönüşmeyecek, bu imkansız. Tamamıyla liberal ve Avrupalı böyle bir şey olmayacak. Tüm halkımız bizim için büyük bir ordumuz olacak. Geleceğin İsviçre'sinden bahsedemeyiz. Kendine has görünüşe sahip bir büyük İsrail'e dönüşeceğiz. Bildiğiniz gibi Zelenski de Yahudi asıllı bir Ukraynalı dostlar ve ülkenin başına geçirilmesi sırasındaki TV yayınlarını organize eden ve sponsorluk yapan kişi gibi tıpkı. Bu detayı da unutmadan devam edelim. Dostlar, Ukrayna'nın ortasında bir kent var, adı Uman ve bu şehir Hasidik Yahudiler için tarihsel bir öneme sahip. Hasidik Yahudiler her yıl Yahudi Yeni Yılı Rosh Hashana'yı kutlamak üzere bu kente yani Uman'a gidiyor ve
ve burada 1810'da ölen aşırı ortodoks hareketinin kurucusu Haham Nahman'ın mezarını ziyaret ediyor ve hacı oluyor. Hasidik Yahudiler Haham Nahman'ın mezarını ziyaret edenleri cehennemden kurtarma sözü verdiğine inanıyor. Her yıl on binlerce Yahudi Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 220 kilometre güneyindeki Uman kentine gidiyor ve burada hacı oluyorlar. Tabii ki bu önemli detayı bizim manipüle edilmiş medyada pek bulamazsınız haliyle. Ayrıca onlara göre İsrail'le ticaretimiz bile yok, boykot ediyoruz tabii yerseniz. Şimdi sizinle kripto kaynaklarda son birkaç yıldır sıkça dile getirilen bir iddiayı da paylaşmak istiyorum. Aralarında İsrail karşıtı Hasidilerin de olduğu ve Doğu bloku eski gizli servis mensubu bu isimler tıpkı Yahudi kutsal kitabı Tora'da da bahsedildiği gibi İsrail devletinin 2025 sonlarına doğru yıkılacağını öngörüyor. Bakın bunu söyleyen ben değilim dostlar. Bunu söyleyen ultra ortodoks geleneksel Hasidi Yahudileri. Hasidik Yahudilerin en bilinen görüşlerinin başında da Siyonizm karşıtı olmak var. Bunların kendi iç hesaplaşmaları ve dünyaları da oldukça karışık. Siyonizmin Tanrı kelamı olduğunu düşünmezler. Siyonist Yahudiler ve Siyonist olmayan Yahudiler ayrımı yaparak Müslümanların ve Yahudilerin de bir arada barışçıl bir şekilde yaşayabileceklerini söylüyorlar. Bilmiyorum daha önce bunları hiç duymuş muydunuz? Neyse tekrar gelelim Ukrayna kısmına dostlar. Ukrayna'da nüfus temizleniyor ve alan açılıyor. Bir düşünün, yüz binlerce asker savaş alanında öldü ve ölmeye devam ediyor. Resmi rakamlara göre de 12 milyon Ukraynalı başka ülkelere göç etti. Sınır kapıları açılsa bu rakam çok daha büyük boyutlara ulaşır. Peki sizce bu boşluğu kimin doldurması planlanıyor? Zelenski'nin 2022 yılında verdiği röportajı ve büyük İsrail olma iddiasını tekrar hatırlayın lütfen. Artık biraz daha aydınlandığınızı düşünüyorum sevgili dostlar. O zaman devam edelim. Şimdi tekrar Rusya-Ukrayna savaşına dönüyoruz. Sizin de çok çok iyi bildiğiniz gibi bu her ne kadar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruma savaşı olarak tanımlandığı gibi aynı zamanda Batı'nın da Rusya'yı kuşatma çabası savaşıdır. Öncelikle İngiltere Brexit'le beraber Avrupa Birliği'nden ayrıldığından beri kendi dış politikasını oluşturma çabasında bir nevi eski günlerine dönmeye çalışıyor. Özellikle de dünya jandarmalığını 2. Dünya Savaşı ile birlikte teslim ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ni de çeşitli tuzaklara çekerek güçsüzleştirme çabaları her daim aktif olarak devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni hem İsrail hem de Ukrayna bataklığına uzun vadeli planlarıyla çekmeyi başararak da istediğini elde etmiş gibi görünüyor. Tabii ki şimdilik diyerek dipnot düşelim. Bu arada Zelenski, Batı'nın gazıyla yapmış olduğu Kursk hamlesiyle yine kaybeden oldu. Şöyle ki, Ukrayna, Rusya kendi topraklarında saldırarak mazlum imajını da sıfırlamış oldu. Geçen videoda da söylemiştim, basınımızda artık Kursk'la ilgili haberler yer almıyor. Çünkü Kursk Savaşı'nda İngiltere, Polonya ve Afrika kökenli paralı askerlerle birlikte elit Ukrayna birlikleri büyük oranda imha edildi. Rusya ise eski savaş disiplinine uygun bir şekilde yavaş ama istikrarlı bir şekilde Donbas'ta ilerlemeye devam ediyor. Şu an gündemden düştü ama Ukrayna'ya uzun sürede F-16 gazı verilmişti. Hatırlarsanız onlar da eğitim ve lojistik gibi sebeplerden işin aslı bugüne kadar savaşta hiçbir varlık gösteremedi. Hatta bu uçaklardan bir tanesi Rusya'nın geçtiğimiz haftalardaki drone saldırısını önlemek için havalandığında da Ukrayna'daki yabancı askerler tarafından yanlışlıkla vuruldu ve imha oldu. Evet dostlar, İngiltere Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hedeflerine karşı Storm Shadow seyir füzeleri kullanmasına izin verdi. Üstelik bu karar yeni alınmadığı çok çok daha önce alındı. İngiltere şimdi ABD'yi de izin vermesi için ikna etmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda biraz temkinli hareket etmeye çalışıyor gibi görüntü verse de büyük ihtimalle onay verecek, daha doğrusu vermek zorunda kalacak. Ama bu nasıl bir onay? Tıpkı şöyle ifade edebiliriz, mahalle kavgasındaki çocuklar gibi. Siz gidin onlarla kavga edin, ben arkanızdayım. Siz füzeleri atın, gerekirse ben müdahale edeceğim.
Malum ABD'nin uzaktan kumandası şu an başka kişilerin elinde ve çoğu zaman istediklerini gayet güzel bu kumandanın tuşlarına basarak yapabiliyorlar. Peki Rusya içindeki sivil hedefleri ve doğrudan Moskova'yı vurabilecek bu füzelerin kullanılması sonrası ne olacak? Maalesef bunun yanıtını artık hepimiz çok 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 iyi biliyoruz. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise bu gelişmelerin ardından gerçekleştirdiği basın briefinginde ABD ve müttefiklerinin yani İngiltere ve Fransa'nın Ukraynalıların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için sağladıkları silahları kullanmalarına izin vermeye karar verdiklerini çok çok önceden de bu kararı aldıklarını iddia etti. Peskov düzenlemelerin artık sadece resmiyete döküleceğini belirtti ve ABD ve Avrupa ülkelerinin çatışmaya katılımı doğrudan ve her yeni adım bunu arttırıyor. Bu karar Moskova'nın neden saldırıya geçtiğinin kanıtı ve haklılığımızı ortaya koydu ifadelerini kullandı. Yanıt en çok beklenen ve Google'da aranan isim Putin ise çok fazla tartışmaya mal vermeyecek bir şekilde Ukrayna'ya uzun menzilli silah kullanma izni NATO'yu savaşa sokar açıklamasını yaptı. Moskova başta olmak üzere herhangi bir Rus şehrine balistik bir füze saldırısında Rusya'nın buna misliyle yanıt vereceği malum. Özellikle taktik nükleer silah kullanma hakkı doğuyor. Dostlar böyle bir savaş halinde de özellikle Rusya sahip olduğu hipersonik füze teknolojisiyle ABD ve NATO'nun çok çok önünde. Ve bu işi yapmak zorunda kaldıklarında gözlerini kırpmadan yapacakları konusunda da özellikle NATO'nun hiçbir şüphesi yok. Zaten Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini açıkça söyleyen ve başkan olacağına da herkesin kesin gözüyle baktığı Trump gelmeden önce bir oldu bittiye getirerek bu savaşı çıkartmak batılı şirketlerin en büyük hedefi. Yaşlı nüfusu ve artık tıkanan sosyal sigorta sistemi sebebiyle ekonomik sorunlarla boğuşan Avrupa böyle bir savaşa dünden razı. Bu sayede sırtındaki yüklerden, ekonomik yüklerden kurtulacağını hesaplıyor. Zaten ancak bu şekilde nüfus ve sosyal sigorta sistemindeki dağ gibi birikmiş borçlardan kurtulabilirler. Şu anki sistem başka bir şeye izin vermiyor. İngiltere çoktan yeni İpek Yolu projesiyle de kendisini Asya'da garantiye almış durumda. Hatırlatırım, İngiltere'nin yeni İpek Yolu projesinin bütün güvenlik işlerini ABD'li karanlık askeri şirket Blackwater yapıyor. Bu arada halen abone olmamış ve videoyu beğenmemiş dostlar, size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kanalda her zaman farklı ve perde arkası bilgiye ulaşacaksınız. O zaman parmakları çalıştırın. Sizce İngiltere'nin planı hayatı geçer de Amerika Birleşik Devletleri de uzun menzilli füzelerin kullanımına izin verirse başlayacak olan 3. Dünya Savaşı'nda kazanan kim olur? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.